Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine size bir iğne yolları modeli tanıtıp onu tığa çevirdim. Evet, modelimiz bu şekilde sinek kanatlarının üzerine yapılmış bu şekilde çiçeklerimiz var arkadaşlar. Bu örneğin özelliği de buradaki arkadaşlar şu bombililiği verebilmek. Bakın kirpiklerin üzerine yapılmış sinek kanatları. Çimeni de sırf sadece sinek kanadından oluşuyor bu şekilde arkadaşlar. İlk önce çimenini sinek kanadı olarak yapıp sonra birer sinek kanadı bırakarak çiçekler sinek kanatlarının üzerine yapılmış. Şimdi de benim tığa çevirmiş halini göstereyim arkadaşlar. Evet benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın benim sinek kanatlarım da çok zarif ve çok güzel oldu. Ve sinek kanatlarının arasında bir tane de bu şekilde sizler için arkadaşlar motif çıkardım. Ee, biliyorsunuz tığ işi iğne gibi zarif değil. O yüzden orada mesela kirpikleri tekti. Ben de iki tane yaptım. Teki denedim. Bu kadar güzelliği yakalayamadım arkadaşlar. Daha dolgun altı temeli daha sağlam durdu bu şekilde. İsterseniz siz tek kirpiklerin arasına da bu sinek kanatlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu güzelliğin nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar. Tığ battılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Ve Herhangi bir tığ battının içine sık iğne ile sabitliyoruz. Bu sinek kanatlarımızı, çimenlerimizi yapacağız. Ara mesafemizde 3 tane arkadaşlar tığ battı bıraktık. Bir defa tığımı doladım. Hemen tığ battımın içine girip 1 2 2 Bu şekilde minik bir trabzan yaptım. Bu sinek kanatlarımızın dibindeki yuva. 4 zincirimi çekiyorum ve 4 zincirimi trabzanımı aralayıp içine sık iğne ile sabitliyorum yine 4 zincir şöyle çevirdim arkadaşlar bakın yaptığım bu 4 zincirimi aralayıp buradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum şimdi 10 tane sıkı sıkı zincir çekeceğiz buraya 2 3 5 bakın şu şekilde arkadaşlar şöyle inci gibi sıkı sıkı dizilecek 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi çektim şöyle ters çevirdim şuralar arkadaşlar bombili durmasını istiyorsanız sinek kanatlarınızın zincirinizi sıkı çekin benden size tavsiye bu şekilde kapattım arkadaşlar bir tanesini yaptık Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi çekip buraya kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve arkadaşlar hızlı hızlı yapıp çok yapmak önemli değil. Yavaş yapın. Şöyle kaliteli güzel e, iş yapın. Zaten sonra eliniz alışınca hızlanacaktır. Zincirleri sıkı çekmeyi muhakkak güzelce yapın. 4 zincirli yuvanın içine bu 4 zincirimi bu şekilde kapattım. Yine 10 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın sımsıkı 10 zincir bu şekilde çekiyorum. Yine bu trabzanımı yuva edindim. Sık iğne ile sabitledim. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum ki şöyle aşağı meyil etmesin bakın şöyle yukarı doğru dimdik dursun 3 zincir çekip şöyle dibine kapatıyorum 3 zincir kapattım 3 zincir bakın arkadaşlar şöyle zürafa gibi çok güzel bir görüntüsü oluyor 3 zincirimi bu şekilde çekerek sabitledim. 3 tane yuva yaptık. Demin gösterdiğim gibi bir defa tığımı doluyorum. Hemen yanındaki tığ battıya 1 2 2. Buraya minik bir trabzan yaptım. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Sıkı sıkı bakın 4 zincirimi çektim. Hemen trabzanımı aralayıp içine bir tane bu şekilde dua yaptı. Yine 4 zincir. 4'te 4 çekmemin sebebi şu bombeliliği oluşturabilmek arkadaşlar içindeki. Umarım net de gözüküyordur da inşallah. Ve 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile 4 zinciri sabitledim. 10 zincir çekiyorum ama sıkı sıkı 4 6 7 8 9 10 zincir. 10 zincirimi çekip şöyle çevirdim. Bakın, trabzanımız yuvamız oldu. Kolaylık olsun diye arkadaşlar bu şekilde trabzandan yuvalar yapıyorum. Geri dönüp zincir çekip yuva yapmaktan trabzanı yuva yapmak daha kolay oluyor. Şimdi tekrar 4 zincir tekrar bu şekilde yuvaya kapattım. 4 zincir dörde dört bu şekilde yuva hazırlıyoruz ve içine sık iğne ile sabitledim niye bu çözünürlük değişik on zincir altı yedi sekiz dokuz ve on zincir on zincirim şöyle çevirip yine arkadaşlar trabzanımın içine sık iğne ile sabit ve dibine muhakkak bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. 3 zincir çekerek yine 3 tane arkadaşlar buraya tığ battı mesafesi veriyoruz. Bakın hemen yandaki yuvanın içine bu şekilde bir sahte sık iğne yapıyorum. Ve 3 tane arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Sonra trabzan yapıp sinek kanatlarımızı yapacağız. Bu şekilde yazmanın 4 kenarını yapıp. Şimdi motiflerimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi motifimizin yapımına başlayalım. Şu beyaz ilmeklerin yapımına. Bir tane ortada ara suyu olarak bırakıyorum. Ve ikinci sinek kanadımın ikinci kanadından bu şekilde ipimi sabitliyorum. Tığımın başını 3 defa doladım. Hemen yanındaki bu sinek kanadının kanadından tutup 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde uzun bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bir zincirimi çekiyorum. İpimi uzattım. Buraya aparatıma aparatım arkadaşlar bu şekilde şey cam sil hortum. Siz bunu pipetle de yapabilirsiniz. Süt pipeti. Ve yine aynı şekilde bakın bu dibinden girdim. Buraya bir ve iki zincirimi çekip şöyle taktım aparatı buraya arkadaşlar toplam 12 tane bu şekilde ilmek toplayacağız Aslında altı tane biz çifter kullandığımız için 12 tane böyle bu beyaz yuvanın içine girip arkadaşlar 1 2 zinciri çekip aparata takarak tam 12 tane ilmeğimiz olacak Evet 3 tanesi Yaptık bu şekilde arkadaşlar. 12'ye tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın 12'ye doldurduk. Şöyle iplerini de arkaya yakıp yapıştırdım. Çıkarmadan önce yakarsanız daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Temiz iş oluyor yani. Şöyle çıkardım aparatımı kıvırarak Bakın arkadaşlar şöyle ortasından şöyle çekince elim Şöyle kendiliğinden açılıyor zaten. Bunları şimdi ikişer ikişer de zaten toplayarak açacağız arkadaşlar. Fazla açılması için uğraşmaya da gerek yok. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tane kirpiğimizi tığımızın ucuna alıp bu şekilde de tam ortasından geçti. Sık iğne ile ipimi sabitledim. Bu şekilde. Üç tane zincir çekiyorum ve bu kirpimi ilmeklerimin arasını aralıyorum arkadaşlar. Buraya minik bir bu şekilde yuva hazırladık. 4 zincir çekiyorum. Ve ters çevirip burada hazırladığım yuvanın içine sık ile sağ. Evet. Şimdi 10 tane zincir çekeceğiz. Şöyle 3 e, biraz daha bombili dursun diye arkadaşlar bakın bunu 4 öbürünü 3 çektim. Buna dikkat edin. Hani sinek kanadında o kadar önemli değil ama çiçeğin tepesinde şöyle şu bombililik çok güzel duruyor. Zaten oradaki yeni yasındaki modeldeki de bu yüzden güzel duruyor arkadaşlar. Bakın 3 yuvanın 3 zincirli yuvanın içine 4 zincirli yuva yaptım. Şimdi sıkı sıkı 10 zincir çekiyorum. 4 5 6 7 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi çekip bakın yine bu beyaz ilmeğimin içine kapatıyorum. Bu şekilde zincirimizin sıkı çekilmesi 10 zincirimizin sıkı çekilmesi bakın bunu böyle bombili bombili duracak Evet arkadaşlar bombili bombili adım bombili kalacak bu şekilde bir tane zincir çekiyorum şimdi bir zincirimle geçiş köprüsü yapıp bu beyazdan iki tane ilmek alıp bu şekilde bakın sık iğne ile buraya geçtim bir zincir ideal arkadaşlar iyidir yani fazla iki güzel durmuyor birbirinden ayrık olması bir zincirimle geçişimi yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Aynı ilkinde olan işlemi bütün ilmeklere yapacağım. Yani toplamda bu şekilde olduğu gibi şöyle 6 tane bu şekilde yuvalarımız, sinek kanatlarımız olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da yapalım beraber. Yuvarın içine girip 3 zincirimi bu şekilde kapattım. Şimdi 1 2 3 4 zincir. Çevirdim buraya. Buradaki 3 zincirli yuvamı aralayıp bu şekilde sabitliyorum sık iğneyle. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi şöyle çevirdim düz tarafına. Beyaz ilmeğimin içine sık iğne ile kapatıyorum ve sabitliyorum. Heh, şükür geldi arkadaşlar. Evet 2 tane oldu. Böyle ikili ilmeklerin arasına arkadaşlar yuvalar, sinek kanatları yapılacak. Diğerlerini de ben yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle 6 tane sinek kanatları var. Evet. Modelim bu. Evet arkadaşlar tamamladık. Sinek kanatlarımızda da bu şekilde çok hoş oldu. Sizler için arkadaşlar. E, emek verip uğraştım. Siz de emeğimin karşılığı olarak beğeni, yorum yaparak bana destek verirseniz çok sevinirim. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Çıtı pıtı oldu. Dediğim e, püf noktalara dikkat ederek de yaparsanız çok güzel, şahane bir modelimiz oldu. Evet. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz faydalı görüntüsü güzel de bir video olmuştur inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle.